AK Parti döneminde dış politika demokratikleşti. Eskiden daha dar çevrelerde tanımlanan ve daha halktan kopuk bir şekilde bir anlamda yürütülen dış politika bugün halkımızın beklentileri, talepleri doğrultusunda şekilleniyor ve halkımızın değerleriyle uyumlu bir şekilde formüle edilip hayata geçiriliyor. Bu son derece önemli. Artık demokrasi egemen, bütün politika alanlarında olduğu gibi dış politika alanında da demokrasinin hakim olduğu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bizim dış politikamız sadece bölgeyle sınırlı değil. Neden bölgeyle sınırlı değil? Çünkü biz artık kabuğunu kırmış bir devlet ve milletiz. Dünyanın her yerinde söz sahibi olmak istiyoruz ve yer edinmek istiyoruz. Biz kimileri gibi Afrika'ya ve diğer yerlere sömürgeci anlayışıyla gitmedik, gitmeyeceğiz. Oralara katkı sağlıyoruz. Karşılıklı çıkar anlayışı ya da yarar anlayışıyla tüm dünyaya açılıyoruz. Çok ilginç bir süreçten geçiyoruz. Her şeyin çok hızlı değiştiği ama geçmişteki böyle statükoların da yıkılmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Ve anlayışlar, ezberler bozulmaya başladı. İşte ittifaklar çatırdamaya başladı. Macron'un artık NATO ile ilgili açıkladığı beyin ölümü gerçekleşmiş bir örgüt demesi onların açısından boşuna bir tabir değildir. Bizim de NATO ile ilgili söyleyebileceğimiz bir şey var. Ama Amerika gibi bir ülkenin Avrupa Birliği'ne karşı izlediği politikalar, tek taraflı politikalar, ticaret savaşları, tek kutuplu bir dünya olmaya çalışırken Batı artık yeni yeni ülkeler ortaya çıkıyor. Yeniden Asya açılımını başlatmamızın sebebi ne? Ekonominin gücü Asya'ya doğru kayıyor. Avrupa düşüşte, Asya ise yükselişte. Ve bugün geçmişte cazibe merkezi olan Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa'nın önemi azalmaya başladı. Burada Avrupa Birliği ya da Avrupa karşıtlığı sergilemiyoruz. Biz de Avrupa'nın bir parçasıyız ve Avrupa'nın birçok kurumunda üyeliğimiz var, kurucu üyeyiz. Ama değişimi, gelişmeleri anlayabilmek için bu örnekleri veriyorum. Ama Avrupa maalesef düşüşte çünkü kendi hataları yüzünden düştü. Şimdi etrafımıza bakıyoruz, çok çatışmalar var. Dünyadaki çatışmaların %60'ına yakını bizim bölgemizde yaşanıyor. Diğer taraftan partiyi kurduğumuz yıllarda 2001 yılında dünyada 10 milyon göçmen vardı, yerinden edinmiş insan vardı. Bugün 70 milyona çıktı. Bunların sebepleri ne? Böyle bir dünyada ne yapmamız lazım Türkiye olarak? Oturup seyretmek mi lazım? Harekete mi geçmek lazım? Elbette bize yakışan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inisiyatif almak. Bu gelişmeler bize nasıl tehdit oluşturuyor? Bu tehditlerin üstesinden nasıl geleceğiz? Aynı şekilde bizim önümüze fırsatlar çıkıyor. Bu fırsatları nasıl değerlendireceğiz? Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. İşte tam da bunların hepsi esasen girişimci ve insani olmamızı gerektirir. Girişimci olacağız ki ülkemizin menfaatlerini her yerde savunabileceğiz, neredeyse gidip bulacağız, değerlendireceğiz. Girişimci olmalıyız ki var olan sorunların çözümüne katkı sağlayacağız. Küresel sistemin zafiyetini, küresel sistemin bugün dünya haklarının ihtiyaçlarını karşılamadığını Cumhurbaşkanımız da her vesileyle söylüyor. Dünya beşten büyüktür sloganıyla adeta özdeşleşti bu. Bu yaşadığımız sorunların hepsinin bir insani boyutu var. 9 yıldır ülkemizde yaklaşık ortalama 4 milyon Suriyeli ev sahipliği yapıyoruz. Bunun milletimiz için, ülkemiz için bir külfet olduğunu da görüyoruz. Yer yer sosyal sorunlar yarattığını da görüyoruz. Maalesef seçim zamanında iki fazla oy almak için bunu suistimal eden ve insanlıktan nasibini almayanları da görüyoruz. Ama buna rağmen Türk milleti bu kadar insana ev sahipliği yaptı, vatanını, toprağını ve gönlünü açtı. Bugüne kadar 40 milyar dolar para harcadık bu insanlara. Ama sadece bize gelen Suriyeliler, sığınan Suriyeliler değil ki. Bugün baktığımız zaman dünyada bu 70 milyon insan neden evini terk etmek zorunda kaldı? Ekonomik sorunlar mı, savaşlar mı, terör mü, açlık mı, aynı şekilde çevre felaketleri mi nedir? Bunlara karşı ne yapmamız lazım? Ama bu insanlara da insani ve kalkınma yardımlarını bizim götürmemiz lazım.
O yüzden insani ve kalkınma, insani ve girişimci dış politikayı bizim başarılı bir şekilde uygulamamız lazım. Başka seçeneğimiz yok değerli arkadaşlar. Dış politikamızın başka bir felsefesi nedir veya da ilkesi, hedefi sahada ve masada güçlü olmaktır. Biraz önce özetlemeye çalıştıklarımızın her birisi için bizim hem sahada hem masada güçlü olmamız lazım. Bugün dünyanın her yerinde sahada varız ama masada da varız. İşte etrafımızdaki sorunların çözümü için de sahada güçlüyüz, masada güçlüyüz. Ve bize karşı tehditleri, oluşan tehditleri bertaraf etmede de sahada da güçlü olmamız lazım, masada da güçlü olmamız lazım. İşte Barış Harekatı, Barış Pınarı Harekatı'yla da her iki alanda ne kadar güçlü olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne kadar dirayetli olduğumuzu, sadece siz dava arkadaşlarımız, sadece milletimiz, taraflı tarafsız oy veren vermeyen milletimiz değil, tüm dünya gördü ve dengeler değişti. Ve o 5 günde 2 süper güçle yaptığımız anlaşmadan dolayı şimdi herkes görüşmek için, bizimle görüşmek için, Cumhurbaşkanımızla görüşebilmek için sıraya girdiler. Şu dengeleri değiştirdik. Büyük bir oyunu bozduk. Sağdaki kazanımlarımızı ise masada kaybetmedik. Hatta o kazanımlarımızı meşru hale getirdik. Barış Pınarı Harekatımıza başladıktan sonra herkes çok şey söyledi. Çünkü orada bir PKK, YPG devleti kuracaklardı. Biz buna fırsat vermedik. Bunlar güya işte biz Kürtlere saldırdık diye başka yollardan terörle mücadelemizi zayıflatmak için, bizi baskı altında tutmak için birçok saçma sapan kara propagandalara tevessül ettiler. Ama biz yaptığımızdan emindik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu bölgeyi teröristlerden temizledik ve o bölgenin meşruiyetini 5 gün içinde hem Rusya hem de ABD kabul etti. Yani harekatımızın meşruiyetini kabul etti. Belki Amerika ile o diplomatik çabalarımızla güvenli bölge oluştursaydık o bölgelerde Amerika ile olacaktık. Ama olmadı. Vardır bunda da bir hayır. Biz girdik sahaya. Şu anda bizim oradaki mevcudiyetimizin de meşruiyeti bu şekilde tescil edildi. İnşallah bundan sonra da bu adımları atmamız lazım. Şunu söylemek isterim. Suriye'deki sorunun çözüm için biz her boyutta çaba sarf ediyoruz ve ay sonunda, yani Ekim ayının sonunda 30'unda kurulan ilk toplantısını gerçekleştiren Anayasa Komisyonu'nun toplantıları da fena gitmiyor. İşte Anayasa Komisyonu'nun kurulmasında da en önemli aktör Türkiye'ydi. Sizlerin merak ettiği konuları açarak devam edelim diyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyerek saygılar sunuyorum.